Sayın Cumhurbaşkanım, çok önemli hususlara değindiniz. Aslında tabii bunlar içinde adada İngilizlerin iki tane çok önemli üssü olması ve bu üslerin Amerika lehine çalışması Amerikalıların Batı dünyası için vazgeçilmeyecek unsurlardan biri. Ama öbürü de tabii bu Türkiye'nin son 50 yıldır izlediği politikaların bir takım mecburiyetlerden dolayı zikzaklı ve Türkiye'nin aleyhine olması. Yani bizim NATO'da olmamız veya Avrupa Birliği'ne angaje olmamız Türkiye'nin hep haklarını %100 koruyamaması gibi bir sorunu ortaya çıkardı. Yani açıkçası ben 24 Nisan 2004 referandumunun hemen akabindeki bir hafta sonraki Güney Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne kabul edildi. O bir haftanın en büyük kırılma noktası olduğunu düşündüm. O bir haftayı Türkiye iyi değerlendiremedi. Yani o zaman diyecekti ki ya bir Lozan Anlaşması var. Bir Lozan Anlaşması'nın ötesinde Avrupa Birliği'nin bir takım kuralları var ve benim garantörlük haklarım var Londra ve Zürih Anlaşmalarına göre. Bunları bir kenara atıyorsunuz. Sizin kurallarınıza rağmen ki kurallarında Avrupa Birliği'nin savaş halinde olan bir ülkenin Avrupa Birliği'ne kabul edilmemesi lazım ve Türkiye'nin içinde olmadığı bir birliğe, bir topluluğa yapılan anlaşmalara göre Güney Kıbrıs Rum kesiminin girmemesi lazım. O bir hafta Türkiye sesini çıkarmadı. Halbuki bence, yani belki çok uç bir düşünce ama o bir hafta içinde Türkiye diyecekti ki benim askerlerimin çıkmasını istiyorsunuz, isteyeceksiniz. Ben 5.000, 10.000 asker daha gönderiyorum. Çünkü siz burada kurallara, anlaşmalara aykırı hareket ediyorsunuz diye bir zorlama yapacaktı. Çünkü Türkiye ve dünyada hep bu böyle oluyor. Diplomasi askeri güç desteğiyle kazanılıyor artık. Türkiye Avrupa Birliği'ni zorlayacaktı. Savaş hali belki ortaya koyacaktı ve Avrupalıları ürkütecekti. Bunu yapmadı, kabul ettik. Bundan sonra Rumlar tabii her gün daha çok şımarıyorlar. Yunanlıların şımarmaya bile ihtiyacı yok. Çünkü artık Güney Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'nde. Yani bunlar tabii kırılma noktalarıydı. Buralarda yanlış yapıldı. Ama ben dilerseniz, izin verirseniz başka hususlara da